Değerli dostlar, tarla günlerindeki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de UPL firmasının standındayız. Yanımızda Sayın Halil Köstekli Bey var. Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü. Müdürüm, yayına hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuar sizin açınızdan? Çok teşekkürler. Siz de standımıza hoş geldiniz. Fuarımız çok güzel. Daha önce de bu fuarlara katıldık. Çok yoğun bir ilgi var şu ana kadar. Zaten yarın ve öteki gün, hatta cumartesi son gün olacak. O güne kadar bayağı bir yoğun bir ilgi bekliyoruz. Enteresan bir şekilde yabancı katılımcılar da var. O da çok hoşumuza gitti. Bulgaristan'dan, Makedonya'dan. Bizim için bu fuar çok önemli. Sadece bu bölgeye değil, Alt Marmara'ya da. Hatta Türkiye'de biraz hitap ediyor ama bu bölgede özellikle buğday, ayçiçeği, mısır, yine aynı şekilde çeltik ekimi yapılıyor biliyorsunuz. Burada da bu ürünlere karşı bizim geliştirdiğimiz bitki koruma ürünleri ve besleme grubumuz var. Burada bunları tanıtma fırsatını bulacağız. Evet. Ayrı zamanda ilk defa UPL olarak da zaten hala huzurda var olan tohum grubumuzu da ilk lansmanını yapmış olduk. Peki biraz siz bahsettiğiniz zaman genel olarak UPL grubunda neler var? Hangi ürün gamlarıyla çiftçilerimizin hizmetindeyiz? Sizden almak isteriz. Çok teşekkür ederim Cemil Bey. Tekrar şöyle geleyim. UPL 1969 yılında kurulmuş, aslında 52-53 yıllık bir firma. Hindistan kökenli ama baktığınız zaman tarladan başlayarak sofraya kadar olan bütün süreçte ürün geliştiriyor. Yani tohum, toprak hazırlanması, tohum, bitki koruma ürünleri ve hasat sonrası şeklinde devam ediyor. Ürün grubumuzu baktığımız zaman da biz dünyanın en büyük 5. bitki koruma ürünü firmasıyız. Türkiye'de de 5. sıradayız. Kendimizi orada görüyoruz. Aynı zamanda biyo pestisit ya da biyo solution, biyo çözümler de dünya lideri olduğumuza inanıyoruz ve bu konuda da çok hızlı ilerliyoruz. Ürün gamımızı biyo çözümlerle geliştiriyoruz ve bu sektör, yani tarladan sofraya olan kısımda da ilk defa burada da şurada gördüğümüz sorgum sudan otumuz ilk defa ticari olarak tescillendi ve piyasaya arz oldu. Yine sağ tarafımızda gördüğünüz mısır çeşitlerimiz de yakın gelecekte tescillenecek ve piyasaya arz olacak. Yine buna takiben ayçiçeğe gelecek. Yani bu şekilde hem bu masa üzerinde gördüğünüz bitki koruma ürünü ve besleme grupları ile birlikte aynı zamanda tohumla ve hasat sonrasıyla devam eden serüvenimiz aynı Avrupa Birliği'de olduğu gibi tarladan çatala, yani baştan sona hasada kadarki süreçte UPL ürünleri olacak. Aslında bu bir avantaj. Şimdi bizim, siz de sektörün içindesiniz. Türkiye'de çiftçinin en çok yaşadığı problemlerinden bir tanesi. Hangi ürünü ne zaman nasıl ekecek, nasıl besleyecek, nasıl koruyacak? Aslında bir komple paket gibi birçok alanda olmanız çiftçiler için aslında çok büyük bir avantaj. Doğru. Biz şimdi Cemil Bey şeyi de değiştirdik. Daha doğrusu 3-4 tane proje yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi Pronative Bağda. Geçen hafta içerisinde bunu da tarla gününü yaptık Alaşehir'de. Bir önceki yılda gene Alaşehir'de ve Sarıgöl'de, aynı zamanda Akhisar'da, çok üzülüyorum, Salihli'de de bir tarla günü yaptık. Baştan sona biz baktık. Yani dedik, biz sadece tek bir zararlı ya da tek bir hastalığı ya da yabancı otla mücadele değil, baştan sona mücadele yapabiliriz. Ve bunun da büyük bir oranda biyo ürünlerle yaptık. Biyo çözümlerle yaptık zaten. Dünyada da bu konuda lideriz. Sadece dediğim gibi bir ürün ya da bir sorun değil, bütün sorunlara hitap ettik. Bir çözüm paketi olarak kullandık bağda. Ve bunu yaptığımız zaman da biyo çözümler için söylüyorum, verimi de arttırdık, biriksi de arttırdık, kaliteyi de arttırdık ve maliyeti de aynı tuttuk. Bu da bizim için çok büyük başarı. Çünkü biyo ürünlerde beklenen şey daha düşük bir kontrol hastalıklara, zararlara karşı ya da yüksek bir maliyet. Ama biz çok daha iyi bir kontrol, çok daha kaliteli bir sebze, meyve ya da üzüm yetiştirebildik ve maliyeti de normal standartta tuttuk. Bu da bizim için çok büyük bir başarıydı. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sonra ilave edeceğiniz bir şey varsa almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Fuar hepimize hayırlı olsun. Bu fuarda zaten bulunmaktan çok mutluyuz. Köy TV'ye de teşekkür ederiz bizi burada ziyaret ettiği için. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, UPL'den Sayın Halil Köstekli Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Çiftçimiz zor üretiyor, zor kazanıyor. Dolayısıyla bir tabiri caizse atılmak kurşunu var. Bunu da düzgün bir şekilde, planlamalı bir şekilde yapması lazım. Bu konuda da Halil Bey'in de anlattığı gibi UPL gerçekten paket çözüm üreten bir
firma. Cumartesiye kadar fuar burada devam ediyor. Bölgedeki çiftçilerimizi davet ediyoruz. Yayınlarımıza da devam ediyoruz.